96 doğumluyum, 28 yaşındayım. 2014 yılında, o zaman HDP Gençlik henüz yoktu, HDP Gençlik'le tanıştım. Sonrasında 2015 yılında, üniversiteye başladığım sene aynı zamanda, HDP Gençliğin kuruluşunda ve ilk yürütmesinde görev aldım. O günden beri partimize öneri kapatma davasıyla birlikte geçtiğimiz seçimde önce Yeşil Sol Parti ile, şimdi de yeni partimiz DEM Parti ile siyaset yapıyorum. Özellikle gençlik siyasetinden geliyorum. Genç kadın mücadelesinden geliyorum. Her zaman kadın mücadelesinin bir parçası olarak aynı zamanda ekoloji, göçmenler ve mülteciler gibi mücadele alanlarının içinde de yer aldım partimle. Öncelikle Beşiktaş Gezi isyanından bu yana aslında hem bir sosyalistler için, feministler için, toplumsal muhalefet ve toplumun demokratik güçleri için önemli bir odak oldu. Bizim de uzun süre yani çok örgütlü olduğumuz, önemli çalışmalar yaptığımız bir ilçemizdir. Suruç şehitlerimizden Polen Ünlü ve Hatice Ezgi Sadettin 7 Haziran'da sırtlandığı ilçemizdir. Genç kadınların, devrimci genç kadınların mirasıyla bu seçimde de tekrar Beşiktaş'ın kendi karakterine uygun bir siyaseti hak ettiğini ve adaylarımız da sadece eş başkan adaylarımız değil, belediye meclis adaylarımızda da yoğun bir çalışmayla seçim sürecini başlattık. Beşiktaş oldukça pahalı olmaya başlayan bir ilçemiz. Özellikle beyaz yakalıların, plaza işçilerinin yoğun yaşadığı, öğrencilerin hayatında çok önemli bir yer tutan, gerek işte dershanelerle daha genç ve çocuk yaşta öğrencilerin, gerek en fazla kampüse sahip üniversite olmasıyla genç öğrencilerin, öğrenci gençliğinin, kampüs gençliğinin o da bir ilçe haline geldi. Dayatılan yoksullukla birlikte öğrenciler artık sadece öğrenci gençlik olmuyorlar. Artık işçi emekçi gençlikte olmak zorundalar üniversite okuyabilmek için. Dolayısıyla Beşiktaş artık gençlerin yaşayabildiği bir şehir, ilçe olmaktan çıktı. Bizler nasıl insanın doğduğu yerde doymasını savunuyorsak, yaşadığı, hayatını geçirdiği yerde yaşayabilmesini de toplumsal eşitliğin temel bir noktası olarak kabul ediyoruz. Öğrencileri, gençleri görerek bu seçime gireceğiz. Onlarla birlikte gireceğiz. Ve belediyeyi beraber yöneteceğiz. Gençlerin Beşiktaş'taki tüm ihtiyaçlarını, başta barınma ve özellikle cinsiyetçi uygulamalarıyla ve baskıyla gündeme gelen KYK yurtlarına maruz kalmak, mecbur kalmak zorunda kalmayan Beşiktaşlı öğrenciler hedefliyoruz. Kadınların, genç kadınların çok rengini verdiği, çok etki gösterdiği bir ilçe Beşiktaş. Dolayısıyla kadınlarla ve genç kadınlarla birlikte yöneteceğiz. Aynı zamanda dediğim gibi plaza işçileri ve beyaz yakaların da hayatını kolaylaştıracak, bu dayatılan yoksulluğa karşı var olabilmelerini, yaşayabilmelerini sağlayacak projelerimizle, çalışmalarımızla geliyoruz. Özellikle biz çok ciddi bir yerel yönetimler deneyimine dayanıyoruz. Daha önceki bütün belediyelerimizde gerçekten toplumun temel ihtiyaçlarını hedef alan ve bunlara yönelik çözüm birlikte üreten ve birlikte örgütleyen bir belediyecilik anlayışından geliyoruz. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayımız Gülten Kışanak bunun en önemli temsilcilerinden biridir. Yine tutsak arkadaşımız Leyla Güven çok önemli temsilcilerinden biridir. Ve biz kadın arkadaşlarımızın deneyimlerinden öğrendiklerimizi bugün İstanbul'da da uygulamak istiyoruz. Bu sadece eş başkanlık meselesi sadece eş başkanlıkla sınırlı kalmayan kadın daire başkanlıkları, kadın çeşitli kadın çalışmaları, kadınları merkeze alan yaşam evleri, sığınma evleri ve kadınların istihdamına yönelik çalışmalarla, kooperatifçilikle, gençlerin ve işçilerin temel ihtiyacı olan su gibi, elektrik gibi ihtiyaç boyutunda olanların belediyenin ücretsiz bir hizmeti olduğu çeşitli toplumu aslında bugün dayatılan yoksulluğa karşı ve aynı zamanda neoliberal ekonomi politikalarına karşı dayanışmacı bir şekilde belediyesiyle birlikte yönettiği belediyesiyle, mahallesiyle hayatta kalan bir belediyecilik öneriyoruz. Dolayısıyla hani İstanbul'da dem vakti diyoruz. Sadece bir parti olarak seçime girmedi. Gerçekten yepyeni bir yerel yönetimler anlayışıyla bu sürece hazırlıklıyız.
Bunun tabii bir boyutu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir Belediye eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepne de daha da kapsamlı, özellikle deprem gibi İstanbul'un temel sorunlarını ele alan çalışmalarda, hazırlıklarda seçime giriyorlar. İstanbul kendisi depreme hazırlıklı olmamakla birlikte geçtiğimiz 6 Şubat depreminde ilk raddede halklarımızla dayanışma konusunda eksik kaldı. Ben bunu çok büyük bir onurla söylüyorum, bu mücadelenin parçası olmaktan. İlk gün itibariyle zaten orada örgütlü olan, zaten orada var olan arkadaşlarımızla, kayyum atanmamış elimizde kalan birkaç belediyemizde biz deprem alanında vardık. Ama bunun sadece bir dayanışma meselesi olmadığını, kentin ve yaşamın hayatta kalmak gibi çok basit bir mesele etrafında bile ne kadar yeniden örgütlenmesi gerektiğini İstanbul'da ve özelinde Beşiktaş'ta çok iyi biliyoruz. Özellikle kadınları ve gençleri merkeze alan belediyecilik çalışmalarımızda hazırız. Sizlerin de oylarını, desteklerini bekliyoruz.